Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz budamış olduğumuz zeytin ağaçlarından belirli parçaları keserek mumluk, nihale, o tür şeyler yapacağız. Bunun için de ilk önce iş güvenliğimizi alacağız. Ne yapacağız? Gözlüğümüzü takacağız. Gözlüğümüzü taktıktan sonra iş makinamızın zincir şeyini çıkaracağız, çalıştıracağız ve kesmeye başlayacağız. Bu şekilde kesimlerimizi yapıyoruz. Bunları hafif bir zımpara çekeceğiz evde. Ondan sonra makinamızla koyarak bu şekilde şöyle duralım. Bunları işleme sokacağız, işlemden geçireceğiz. Hepsi birer güzel bir mumluk olacak. Biz bu hobimizi gerçekleştirirken dikkat ettiğimiz tek şey bir ağacı kesmek değil. Gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarının budanmış olan kısımlarından, odun olarak olabilecek bölümlerinden biz kendimiz bu uğraşları yapıyoruz. Yoksa doğayı katletmek amacıyla sırf zevkimizi yapacağız diye ağaç kesme olayına ben de karşıyım. Çünkü hepsi kolay yetişmiyor bu ağaçlar. Şu gördüğünüz ağaçların mesela baktığımız zaman şöyle nereden baksanız bir 100, 150, 200 yıllık belki 400-500 yıla yakın ömrü vardır şu zeytin ağacının. Sadece bunu budama amacıyla, bir sonraki ürünü daha güzel almak amacıyla kesebiliyoruz. Yoksa kolay yetişmiyor. Sonraki aşamalara evde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Dağda budadığımız ağaçlardan kestiğimiz zeytin dallarını aldık geldik. Şu anda evimizdeyiz, küçük atölyemizdeyiz. Atölyemizde de kullanacağımız şeyler, işte normal şartlarda sütunlu matkap kullanılabilir bu iş için. Ama biz sütunlu matkap olmadığı için bir şekilde normal matkabı o amaçla kullanacağız. Bunu kendi yaptığımız demirci arkadaştan hurda demirlerinden aldığım demirlerle evde kendim mengene yaptım. Şimdi bunu mengene de sıkıştıracağım. Şöyle. Evet, sıkıştırdık. Şimdi bunu hemen tarifleyeceğiz. Şöyle. Şimdi çalıştırıyorum yavaş yavaş. Deliğin yeterli olup olmadığını elimizde kullanacağımız mumla anlıyoruz. Baktık, şu anda daha delmemiz gerekiyor. Tekrar devam ediyoruz. Delmeşlerimizi. Evet, gördüğünüz gibi yeterli oldu. Bunu buradan çıkaracağız. Zımpara işlemine başlayacağız. Şu anda açma işlemlerini yaptık, koyma işlemlerini matkapla. Hepsi bu şekilde mum girecek kadar derinleştirdik. Ondan sonra hafif bir zımparalama yapacağız. Zımparalamayı da niye yapıyoruz? Elimizde kesmeyi yaptığımız kendi aletlerimizden kaynaklanan şeyler. Eğer kestiğimiz odunlar ince ise, çok kalın değilse, bunları normal şu makineyle kesebiliyoruz çapından dolayı. Ama belli bir kalınlığa eriştikten sonra bu makinemiz yetersiz geliyor çap olarak. Ya hızar makinesinde kesmemiz gerekecek ya da kendimiz ağaç motoruyla kestim. Ağaç motoruyla kestiğim için de şurada görülen bu tırtıklar var. Motor testlerinin şeyinden kaynaklanan. Bunları zımparalamam lazım. Bu zımparalamayı da yine kendi imkanlarımla yaptığım, matkabı kullanarak yaptığım bir alet. Bu şekilde çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra yavaş yavaş sürtüp düzelteceğim. Zımparalamayı
Para işlemimizi de bitirdik. Şu anda eldivenlerimizi de giydik. Çünkü vernik atma olayına gireceğiz. Şu makinemizi de kaldıralım. Şöyle. Önce dolgu verniği. Şöyle. Ondan sonra da parlak vernik kullanacağız. Çabuk donması için de bunlar özellikle selülozik olarak alıyorum ben. Çünkü her zaman için daha çabuk donuyor. Bize süreden kazandırıyor. Şunları şöyle önce birer taraflarını bir güzel zımpara yaptık. Şöyle dolduruyorum. Şöyle et kenarlarında. Selülozik dolgu verniği, daha doğrusu dolgu vernikleri hem koruyucudur, hem haşerata karşı önleyici olur. Daha uzun süre dayanır. Çünkü sonuçta ahşap olduğu için, ahşap kurtları her zaman için bu tür şeyleri sever. Dolgu verdiğimizi bitirdik. Şu anda bunlar da kurudu. Şöyle baktığımız zaman belli ediyor zaten kurudu. Bundan sonra bunları hafiften birer zımpara çekiyoruz. Böyle. Hepsini. Şimdi bunlara birer kat daha vernik atacağız. Üst taraflarına özellikle. Zımpara çektiğimiz alanlara. Buraları da atarsak daha iyi olur bu şekilde. Dolgu verniği, selülozik. Bunların hepsi kurumuş zeytin ağaçları ya da budanmış zeytin ağaçları. Özellikle kesilip bu amaç için kullanılmıyor. Sadece işe yarasın, odun olarak yakmak amacıyla kullanmayalım diye biz bu işe başladık. Sonuçta sevdiklerimize de gönderiyoruz. Bu tür şeyler daha güzel bir hediye oluyor. Şu anda kurma işlemi tamamlandı. Tekrar hafiften bir zımpara çekiyoruz. Bundan sonra çekeceğimiz parlak vernik olacak. Altına, üstüne. Şöyle güzel bir şekilde. Çok fazla bastırmamıza da gerek yok. Önemli olan kaba şeyini alıp atacağımız parlak verniğin daha güzel tutulmasını sağlayacağız bu şekilde yaparak. Zımparamızı bitirdik. Şimdi yavaş yavaş dolgu verniğinden sonra sıra geldi parlak verniğe. Bu son aşama, son kat. Önce yine ortalardan başlıyoruz ki daha rahat tutabildiğimiz için parlak verniğimizi sürüyoruz. Sonra yine aynı şekilde. Bunları da böyle bardak altlı olarak kullanıyoruz. Çok güzel şekilleri var ağacın kendinden kaynaklanan. Şu anda vernikleme işlemimizi de bitirdik. Kurumaya bırakacağız. Bir sonraki Hüseyin Gezer Lobi Saati programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.